Hi. Günaydınlar. Because you just and you put the bag in the cup. Oh, yeah, I know this actually. Ah, and then you pour it in. Şimdi şöyle bir kapıya geldik. Onun fotoğrafını çekiyorduk. Hemen arkasında da o ünlü Tokyo Kulesi var. Ona da çıkacağız birazdan. İşte şehrin kaosundan kaçmak için bu tür yapılara geliyormuşsunuz. Eskiden de Tokyo çok kalabalık bir şehirdi. Haydi girelim. İşte yani burada birazcık daha hani inançsal sakinleşme, o şehir hayatının kaosundan uzaklaşmak için bu tür yerlere geliyormuşsunuz. Burası böyle daha bahçemsi, çiçekler, ağaçlar var. Şurası da o shrine deniyor, o temple'ı. Yani inançsal binası diye betimleyebilirim. O tütsüler de meşe ağacından yapılmış. Yani bayağı güzel meşe kokuyor. Etrafı güzel koku yayıyor. Zaten bu palasın da ismi Meşe Palas. Meşe ağaçlarının rüzgarda kokusunu, sesini duyuyor tarzında. Bunlar da çocukları koruması için yapılmış. Yani nasıl diyeyim, putlar. Bayağı putlar yani. Şimdi Japonya'nın ünlü kulesine gidiyoruz. Şimdi Tokyo Kulesi'nin ilk kısmına çıktık. Buradan biraz da Tokyo manzaraları göstereyim size. Burada ben varım. Merhaba YouTube. Ha, buradan geçiş. Var var. Şurası o daha demin bulunduğumuz tapınaklar. Smile! Japonları da Amerika artık böyle ticaret yapın diyor 1853'te. Gemilerle gelip Tokyo'ya falan da biraz ateş etmişler. Ticarete açın ülkeyi diyorlar. Açmadan önce sadece Hollandalılarla küçük bir limandan ticaret yapıyorlarmış. Samurai Champloo'yu falan isterseniz bilebilirsiniz. Öyle anime manime. Ama Amerikalılar gelip ülkeyi ticarete açtıktan sonra da deli gibi büyümeye başlıyorlar. Yabancı teknolojik gelişimler. Avrupa'da Rönesans sonrası gelişen ya da başka ülkelerde gelişen teknolojileri de dahil edememişlerdi. Sonra bir anda büyümeye başlıyorlar. Hatta biraz fazla gelip Çin'e, Mine, Kore'ye de dalıyorlar bunlar. Birinci Dünya Savaşı zaten o zamanlar başlıyor. Ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası da Büyük Altılı diye bir yapılaşma oluyor. Sumitomo, Mitsubishi, birkaç aile daha var. Koyarım ben yine buraya. Yani onların işte böyle plazaları, bu şirketler arabalardan Toyota, Moyota onlardan tutun da kimya ürünleri, bankacılık, hani dev holdingler haline geliyor. O benim arkadaş da Mitsui'de işe girdi, o holdinglerden biri. Bayağı prestijli, iyi bir şey yani. Böyle en iyi yetişmiş insanları alıyorlar. O holdingde direkt holdingin merkezine alıyorlar. 2 yıl sonra holdingden o kimya alanına müdür olarak geçebiliyorlar. Ya da başka ülkelerde uluslararası özellikle İngilizce konuştuğu için atanmalar olabiliyor. Yani değişik böyle bir kültürleri var. Şimdi ahtapot toplarını aldık. Yeah, this is very typical Japanese. Yes, enjoy. Thank you. Enjoy. Şunlar da şey, kurutulmuş balık, rendeliyorlar gibi, sonra da onu sos gibi kullanıyorlar böyle, üstüne koyup baharat. Şimdi şöyle bir terasa geldik, burada bir şeyler atıştırırız, hani bir bira falan içeriz. Ondan... Hop.
sokaklarda yürüyoruz da arabaları gördük. Öyle şey arabası. Tokyo Drift. Hoş bulduk. Video hadi çekebilir miyim abi? Yani kamera görebiliyorum ya. Merhaba abi, kolay gelsin. Sağ ol abiciğim, hoş geldin. Abi ne yapıyorsun Tokyo'da? Kolaysa başınıza gelsin. Ne yapalım Tokyo'da? Kebap satmaya çalışıyoruz. Abi, siz ne yapıyorsunuz Tokyo'da? Biz turist geziyoruz. Biz işçi. Hayat sizler abi. Eleman. Ah, kolay gelsin. Abiciğim teşekkürler, var mı bir isteğiniz? Yok abi, sağlığınız. Ama Almanya'da yaşıyoruz. Ama Almanya'da yaşıyoruz. Biz de öyle Gaziantep'te geliyoruz. Tokyo'da yaşıyoruz. Kaç yıl oldu abi? Kaç yıl oldu? 12 yıl oldu. Kolay gelsin. Arasına dönüyor musun? Almanya'da mı doğdunuz? Yok yok, İzmir'de. Türkiye'de. İzmir'de doğdum. Aslında sonradan Almanya'ya geldim. Ama memleketi Sivas. Memleketi Sivas. Biz Gaziantep. Doğma büyüme Gaziantep. Sonradan buraya geldik. Çok kolay gelsin. Şimdi yemek sonrası bir dart salonuna geldik. Şöyle göstereyim. Herkes böyle dart oynuyor. Keyfine bakıyor. Burada biraz biz de dart oynarız diye düşünüyorum. The next day. Şimdi sahile geldik. Buradan da ufak bir 50 dakikalık bot turu yapalım diyoruz. O fiyatı da bayağı uygundu. Botumuz da şu. Hoppa. Hoppa. Yes. 20k. Wow. Yes. Cheers. Special 20k subscriber. Şimdi taksiye bindik. Asakusa diye bir yere gideceğiz. Orası da eski Tokyo'ymuş. Hi. Kapı eskiden imparatorun ve şehrin hazinesini korumak için yapılmış ve bu gördüğünüz o cinimsi şeyler de o hazineyi korumak için hani statü olarak kullanılmış. Bakın gardiyanım bu diye. Haydi kapıdan geçelim. Bu da o hazineli kısım. Bu gelenek de birazcık falım sakızı gibi. 5 lira koyup sallıyorsunuz, sonra bir numara çıkıyor. O numarayı da kutudan çekiyorsunuz. Orada artık bahtınıza ne çıkarsa. Hadi bul bakalım bulabiliyorsan. Bana bu numara çıktı. Ama Japonca yazmışlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum da umarım iyi bir şeydir. Arkasında İngilizcesi yazıyormuş. İngilizcesi de böyle.
Hani istediğin her şey olacak, çiçekler, miçekler, herkes seni övecek, ata bineceksin bir şeyler diyor yani. Kaybettiğin şeyleri bulacaksın, beklediğin kişi gelecek, her şey iyi olacak diyor. Ah, what did you get? Bad fortune. Kötü bir tane şey çekince böyle koyuyormuşsun, asıyormuşsun. Bad fortune. Buraya birazcık para koyabiliyorsunuz. Hani burada çalışanlara yardım etmek için. Şans getirmesi için artık bilmiyorum. Hangi nedenle koymak isterseniz. İçerisi güzel ama. Bunlar da iyi şans tılsımı gibi düşünebilirsiniz. Ama adamların bayağı tesbih tarzı şeyleri de var. Bunlar da o Asya'nın ünlü olan balıkları. Koi balığı. Bu caddede de küçük restoranlar var ama şehir yavaş yavaş kapanmaya başlamış çünkü tatil yaklaşıyor. Yarın tatil olacak. Hatta trenler de çok yoğun. Ama hani böyle insanlar arkadaşlarıyla gelip böyle oturup yemek yiyorlar. Hani... Adamlar da bayağı dost canlısıydı. Birkaç öneride de bulundular yemek için. Şimdi sokaklarda yürümeye devam ediyoruz. Hani sokaklar da bayağı güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. Işıklar, canlı, hani çok canlı bir cadde. And Kai will go there. So the car, hold on, that's fine. That's fine. Or second half, maybe like 20 minutes. I know.